Kardeşim Çetin Yıldız ve dört arkadaşı da birlikte Tarsus Tekinoğlu cezaevine gönderildiler. Oradan da farklı farklı işkenceler, psikolojik baskılar halen de daha fazlası yaşanıyor bütün cezaevlerinde. En son geçen gün telefon konuşmamızda şunu dile getirdi. İşte burada bizim halen Kırşehir'deki açlık greviyle ilgili aldığımız disiplin cezaları uygulanmaktadır. Mesela telefon görüşleri engelleniyor. Özellikle açlık görüşleri engelleniyor. Arkadaşları mesela hiçbir spor aktivitesi yok. Spor verilmiyor arkadaşlara. Arkadaşlarımız mesela sporları yok. İşte kitap kotalıdır. Kotalı kitap uygulaması getirmişler. Elbise aynı kotalıdır. Mesela ayakkabı gönderiyoruz. Ayakkabı almıyorlar. İçinde demir olduğu için. Yani bunu akıl alamıyor. Yani sonuçta biz cezaevine elbise gönderiyoruz. Elbise almıyorlar. Ayakkabı almıyorlar. Sürekli hani gecenin saat 4'ünde 04'te koğuşlara baskınlar yapılıyor. Baskın düzenlenip bütün eşyalarına el koyuyorlar. Radyolarına, kitaplarına, kalemlerine, ondan sonra elbiselerine, işte bu bütün eşyalar alındıktan sonra belli bir süre verilmiyor. Arkadaşların disiplin cezası da bir de şu var. Arkadaşlara tek kişilik hücre cezası veriliyor. 10'er günlük, 10 gün tek kişilik hücrede tutuluyorlar. Bir de bu arkadaşlarımızın sıklıkla dile getirdikleri şey şu. Tarsus Tekinoğlu'da özellikle arkadaşlarımızın cezaları bitmiş, infazları bitirdikleri halde şu anda cezaevinde rehin alınıyorlar. Tahliyeleri yapılmıyor. Disiplin kurulu kendince bir disiplin kurulu oluşturmuşlar. Disiplin kurulunda hiçbir hukukçu yok. Kendi kafalarına göre arkadaşların infazlarını yakıyorlar. 6 ay ertelemeli. Şu anda kardeşimin yanında iki tane arkadaşı adeta rehin alınmış durumdalar. Ondan sonra arkadaşların bu durumla alakalı halkımızın duyarlı olmasını talep ediyor. Yani halkımızın bu zindanlarda oluşan, gelişen bütün baskılara, bütün işkencelere bir cevap olmasını istiyorlar. 4-5 ay önce Tarsus Tekinoğlu cezaevinin müdürü değişti. Bu gelen müdür Diyarbakır cezaevinde gelmiş. Ben Diyarbakır cezaevini nasıl izaya getirdiysem burayı da aynı şekilde izaya getireceğim. Sizi izaya getireceğim. İşte arkadaşlara sürekli bu disiplin cezalarını açan, sürekli arkadaşlarımız kameranın olmadığı yerlerde darp ediliyor. Hani bunların müdür kendisi gelip kendi yani gözleriyle bakıp ya da işaret veriyor, işte şu arkadaşı şu şekilde darp edin, şu arkadaşı şu hücreye, tekli hücreye götürün demeleri arkadaşların kendi kulaklarıyla bunları duymuş ve bize aktarıyorlar. Hani bir cezaevi müdürü nasıl bu kadar işkenceci olabilir? Buradan da Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Hani Adalet Bakanlığı'nı derhal göreve davet ediyorum. Bu dosyalarla alakalı, bu dosyaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız 6 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Hani adeta rehinedir arkadaşlar, siyasi rehinedir bunlar. Halkımızın bu konuyla özellikle bu cezaevlerinde bu son zamanda cezaevleri üzerindeki baskıları göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Cezaevleri adeta işkence evleri olmuş. İşkencehanelere dönüşmüş durumdalar. Bu 5-6 ay içerisinde 70'e yakın cezaevlerinde yaşamını yitiren arkadaşlarımız oluyor. Hasta mahpuslar, özellikle hasta mahpuslara biz tahliye istiyoruz. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılsın. Yani Adalet Bakanı yani partinin grup başkanlarıyla uğraşacağına asıl işine dönsün. Asıl görevine dönsün.
Adalet Bakanlığı'nı yapsın. Şu anda cezaevleri tıkanmış durumdalar. Hani bu kadar zulüm, bu kadar zorbalığı artık insanlar kaldıramıyor. Yani cezaevinde o kadar hasta insanlar var. O kadar infazları yakılmış insanlar var. Hani bizim halkımızdan talebimiz şudur. Cezaevlerine sahip çıksınlar. Tutsak mahpuslara sahip çıksınlar.